De ki ey insanlar, şüphesiz Rabbinizden size hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmıştır. Çünkü kaderi bilmediğinde sürüneceksin. Acı çekeceksin. Ama kaderi bilirsen sana Allah bereket veriyor, nimet veriyor. İbadet oluyor çünkü her an tevekkül etmek, her an namaz kılmak gibi. Mesela her an Allah'tan geldiğini biliyorsun. Mesela dişi ağrıyor, Allah'tan geliyor diyor, ibadet oluyor. Bir nimet geliyor, mesela bir yiyecek geliyor, Allah'tan geldi diyor, nimet. İşte aldığında, yediğinde, tattığında o ibadet olur. Ama mesela lokantaya gidiyor, oh ya diyor, arkadaşım beni, bana yemek ısmarladı diyor. Haberi bile yok Allah'ın verdiğinden. Bütün gücünü o yemeği yiyor. Orada sevap kazanmaz. Şükretmediği için bereket üstünden gider. Nimet kalkar. Şükrederse nimet artar. Bunu bilmediği için küfür ve ehli delalet her gün sürünür. Her gün ağlarlar. Kazanamıyoruz, sürünüyoruz, yandık, bittik, piştik, kavrulduk. Başka bir konu duymaz. O yüzden hanımı kavga eder, kendi kavga eder, bağırır, çağırır, öfler, püfler. Halbuki her saniyesini Allah yaratıyor. Allah sürekli yanında, sürekli onu görüyor, izliyor ve duyuyor. Ve her anını yaratıyor. Diyor ya Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya, şeytan Allah'sını, ben seni izliyorum diyor. Görüyorum ve duyuyorum diyor. Git diyor Firavun'a. Çünkü o azdı diyor, ona yumuşak söz söyle, halim söz söyle. Belki korkar Allah'tan diyor. Yani halini değiştirir. Ama belli yani olmayacağını da biliyor Cenab-ı Allah. Ama peygamberini orada imtihan etmiş oluyor. Git diyor. Yoksa ne yapacağını biliyor Firavun'un. Ne cevap vereceğini biliyor. Çünkü Tevrat'ın yazılımı dünya kurulmadan önce var Tevrat. Firavun sonra. Oradaki konuşmalar daha dünya yaratılmadan önce var. Tevrat'ı konuşma. Oradakiler binlerce, milyonlarca sene sonra oluyor. Allah'ın sanatını bilmek, büyüklüğünü bilmek Allah'tan bereket getirir. Sıkıntıyı alır, ferahlık meydana getirir. Allah bir şekilde unutulduğunda acı, azap insanın yakasını bırakmaz. Bir kısım mesela akıllı genç kızlar var yeni eğitilen, yeni yetişen. Allah'la sürekli bağlantı halinde. Mesela sürekli şükrediyorlar, nimete hamd ediyorlar. Güzel kalıyor o genç kızlar, ben dikkat ediyorum. Izdırap çekmiyorlar. Mesela bakıyorum bazı mağazaların şeyler oluyor, mescitler oluyor büyük mağazaların. Gidip orada namaz kılıyorlar. Mesela yanlarında bir başörtüler oluyor, başlarına bağlıyorlar. Tabii orada gelenek olduğu için bağlamalara gerekir. Çünkü onu yanlış anlar gören, başka türlü düşünebilir. Dolayısıyla o genç kızlara Allah bir bereket ve ferahlık veriyor. Tabii ki hastalık da gelir, rahatsızlık da gelir ama tevekkül ettikçe onda yine bir ferahlık, bir huzur ve bereket olur. Her Allah unutulduğunda ızdırap ve acı insanın peşini bırakmaz. Allah zaten ana konuların üstünde duruyor, dikkat ederseniz Kur'an'da. Yani bana tevekkül edin, benim her şeyden haberim var. Yani millet istiyor ki teknik konular anlatılsın, böyle bilimsel konular anlatılsın. Zaten onu yaratan Allah. Bir de teknik konu dediğim konu sürekli değişiyor zaten. Mesela daha önce klasik fizik vardı, sonra kuantum fiziği çıktı. Sonra o da aa diyor, pardon yanlışmış diyorlar falan. Evet. Bir ayette Adnan Bey, şeytan Allah'a sınırım. Kim kendisini Allah'a teslim ederse artık o kopmayan bir kulba yapışmış gibidir diyebilirim. Ne kadar güzel. Uhretül vuska, Allah'ın kopmaz koparılmaz ipi. Hablullahül metin, kopmaz koparılmaz ip. İhtina sıratın müstakim, Allah'ın dost doğru yolu. Yani Kur'an'a tam uymak. Yani Kur'an karma karışık değil. Birçok yerde tekrarlar vardır. Çok fazla tekrar vardır Kur'an'da. İyi anlaşılması için. Çünkü Kur'an'a mesela şimdi insan geliyor, açıyor. Açtığında 200 sayfasını okumuş olsa Kur'an'ın bütününü okumuş gibi oluyor. Hep ana konular tekrarında çok büyük hayır oluyor o yüzden. Mesela birçok önemli konuyu kaçırmamış oluyor. Ya tevekkülden bahsedilir, ya Allah'a teslimiyetten bahsedilir. Ya ama tekrar tekrar. Mükerrer. Tekrarat diyor Bediüzzaman. Hikmetli tekrarat. Bazıları da onu
dinsizlik sebebi olarak atıyor. Ya diyor, sürekli tekrar ediyor. Tekrar senin anlaman için ve Kur'an'a kolay ulaşman için. Bir hikmetle yaratılıyor. Bir şey yapamıyorsun, günde 30 kere sana tekrarlanıyor. Yine kavramıyorsun işte. Tekrar olduğunda iyi anlıyorsun yani. Faydası o.